insanlık çok tehlikeli bir musibetin tahribatı ve tasallutu altındadır. Bu musibet insandan insana bulaşan mikroskopla görülebilecek kadar küçük bir virüstür. Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen, malum ve mahut hiçbir düşünce ve fikri müktisebatla izah edilemeyen ağır bir yük insanlığın omuzlarındadır. Bize düşen sabır ve soğukkanlılığımızı muhafaza ederek telaşa kapılmamaktır. Bunun yanında ve mutlaka Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun hassasiyet ve isabetle tespitle tavsiye ettiği kurallara aynısıyla riayet etmektir. Maske takmak, sosyal mesafeye ve temizliğe azami özen göstermek hepimizin ana ve asıl görevi olmalıdır. Toplumsal alanda tedbirsizlikten ve dikkatsizlikten kaynaklanan ihmaller ölümcül vakalara davetiye çıkarabilecektir. Hiçbir insanımızın hayatı riske atılmamalıdır. Salgının ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarını aralayacağı meçhuldür. Türkiye bu badireyi Allah'ın iyan inayetiyle en az hasarla, en az kayıpla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven vermektedir. Sağlık Bakanımız ve donanımlı ekibi hastalıkla mücadele sürecini başarıyla yönetmektedir. İnanıyorum ki alınan güçlü tedbirlerin tevekkül ahlakıyla aynı potada erimesi virüsün direncini kıracaktır. Habis virüsle kahramanca savaşan kardeşlerimizin hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Doktorlarımızı incitecek, motivasyonlarını zedeleyecek, morallerini zayıflatacak, bırakınız bir sözümüzün olmasını, bu vefasızlığı düşünecek veya ima edecek bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar, gerçeklerin saklandığını namertçe ileri sürenler, bize göre müfteri korosudur, yalan makineleridir. Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıyladır. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, ödüller yağdıran, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Öküz altında buzağı aramasın. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı CHP yöneticiler iftira tezgahını gitsinler, başka kapılarda açsınlar. Son gelişmelerle sabittir ki Türk Tabipler Birliği'nin başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü sicile ve maziye sahip olduğunu nihayetinde herkes görmüştür. Hükümet başarılı bir şekilde kronoyla mücadele ederken gerçekleri çarpıtanlara, insanüstü gayretleri sulandıranlara, sağlık camiasını zimnen suçlayanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdı. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne kadar diğer bütün siyasi yandaşlara temas etmiştir. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş avlanmış, havalanmıştır. Doğruları eğip bükerek bizi doktorlarımızla kutuplaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu'na tavsiyem en iyi yaptığı işte ustalaşması, mesela yeni bir iskambil destesi alarak zilletin diğer ortaklarıyla masaya oturup birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Nasıl bu alanda iddialıdır? Bizim kağıda küreye ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu uçuk kaçık komikler yapmak yerine
ciddi ve sorumlu bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından bu tip siyasetçi taklidi yapmasında yarar vardır. Kaldı ki bu konuda hiç kimse eline su dökemeyecektir. Eğer güldürü işine soyunmak istiyorsa durmasın, ilerlesin. Öteki çadır tiyatrosu alanında önünün açık olduğunu görüyor, kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Yerli aşı çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını, bu kötü günlerin geride kalmasını ümitle bekliyor, bunu da milletçe başaracağımıza cani gönülden inanıyorum. İnsanı devletten soğutlayan, devleti insandan soğutan bir anlayış bizim ruh kökümüze hem aykırı hem de yabancıdır. İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik diyorsak, kazananın da Türkiye olacağını söylüyorsak, insandan millete, milletten devlete uzanan ve birbirini tamamlayan fikri halkaları özümüzde cem ettiğimiz içindir. İnsanımızın canına, insanımızın haysiyetine, insanımızın onuruna kasteden, nefret saçan, dahası milletimizin gelecek özlemlerine engel çıkaran, takoz koyan, hançer sallayan kim varsa bizimle karşı karşıya gelmesi mukadderdir. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devlet tanımı itibariyle ayrı olabilir. Coğrafyalarımız farklı da olabilir. Ama biz bir millet gövdesinin aynı kolları, iki ayrı koçbaşıyız. Biz Türk milletiyiz. Ankara ile Bakü, Turan ülküsünün suyu aynı havzada toplanan, kaynağı bir olan iki çağlayanıdır. Acımız birdir, amacımız birdir, anımız birdir, adımız birdir, mensubiyet sancağımız büyük Türk milletidir. Karabağ'da akan gözyaşı, bizim göz pınarlarımızdan süzülen kahırdır. Bir zalimin ateşiyle yere damlayan soydaş kanı aynı zamanda hepimizden sızan kandır. 10 yıllardır işgal altında inim inim inleyen Dağlık Karabağ ve 7 reyonu, yani Kelbeçer, Laçin, Kubatlı, Adam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, İliklerine kadar Türktür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın helali hakkıdır. Soydaşlarımızın derdi, derdimiz, hasmı hasmımız, zaferi zaferimizdir. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecek diyorsak, inmeyecektir. İndirmeye kalkışan bunun bedelini canıyla ödeyecektir. Terör devleti olan Ermenistan 27 Eylül 2020 pazar sabahı yalnızca Azerbaycan'a değil Türkiye'ye de saldırmıştır. Şehit olan soydaşlarımızın cenazesi gıyaben hepimizin evinden çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi insan millet devlet tarih prizmasından gelişmelere baktığında zulme uğrayanın öz ve öz kardeşleri olduğunu görmektedir. Biz iki devlet olsak da yeri gelirse aynı bayrak altında toplanır, Türklüğe kefen biçmeye çalışan ne kadar zalim varsa hepsine karşı aynı sipere gireriz. Şakamız yoktur, fakat işgalcilerin şakağını sıkacak irademiz hamdolsun vardır. Hatta sefer için tetikte beklemektedir. Ermenistan
katil bir devlettir. Türk milletini düşman olarak bellemiştir. Bu ilkel ve ilkesiz ülkeye yapılan tembih de bu şekildedir. Erivan yönetimi maşadır, emperyalizmin Güney Kafkasya'da oynatılan yılan başlı kuklasıdır. AGİT tarafından 1992 yılında kurulan Minsk grubu Dağlık Karabağ sorununu çözümsüzlüğe havale etmiştir. ABD, Rusya ve Fransa'nın eş başkanlığını yaptığı bu oluşum yıllardır bir arpa boyu mesafe alamamıştır. Dağlık Karabağ 30 yıldır kanayan bir yaraya dönüşmüştür. Artık bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştır. Ermenistan'ın Temmuz ayında stratejik bir bölge olan Tovuz'a yaptığı saldırıların bir yenisi daha uluslararası toplumun gözleri önünde vuku bulmuştur. Paşinyan isimli Soros uşağını kışkırtanlar, silahlı saldırıya teşvik edenler gün yüzündedir. Bu Paşinyan isimli kokuşmuşun pişman olacağı günler gelip çatmıştır. Nitekim o gün bugündür. Cezaevinden yeni çıkan Koçaryan ile Başbakan Paşinyan arasındaki iç siyasi rekabete müdahil olan dış güçler Ermenistan'ı cinayet devriyesine çıkarmışlardır. Ancak Erivan'ın melanet temeli Bakü'deki azamet ve cesaret temeline çarpmış, batıl hesaplar Dağlık Karabağ'a birer birer gömülmeye başlamıştır. Çaresiz kalıp iyice paçası tutuşan Ermenistan'ın geçtiğimiz pazar günü Gence'ye, sonra da Mingeçevir'e ve Terter'e saldırması, buralardaki masumları hedef alması insanlık suçudur, alçaklıktır, şerefsizliktir. Korkak Ermenistan köşeye sıkıştıkça sivillere musallat olmaktadır. Cephe hattına 60 kilometrelik uzaklıkta yer alan Gence kentine ve bunun yanında bazı sivil yerleşim alanlarına fırlatılan roket ve füzeler, aralarında çocukların da bulunduğu soydaşlarımızı şehit etmiştir. Terör devleti Ermenistan bir hafta içinde 30'a yakın sivil insanı katletmiştir. Ermenistan'ın en iyi bildiği şey mazlumlara kurşun sıkmaktır. Çocukları öldüren bunlardır. Kadınları, yaşlıları, savunmasız insanları bombalayan bu rezillerdir. Hocalı'da 613 soydaşımızın kanını akıtan, 1 milyon soydaşımızın evini, barkını terk edip yollara düşmesine sebep olan bu canavarlardır. Ermenistan kime mesaj verdiği, kimin kılıcını salladığı bellidir. Arkasında duran melun çevrelerin yüz hatları belirgindir. Azerbaycan'ın bundan sonra işgal edilen toprakların azatlığını temin etmeden durması bize göre imkansızdır. Ya azatlık, ya tutsaklık, ya istiklal, ya izmihal. Gerçekten başka bir alternatif kalmamıştır. Dağlık Karabağ'daki 7 reyondan biri olan Cebrail kentinin ve bazı köylerin işgalden kurtarılması kanaatimce muzaffer günlerin habercisidir. Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey gibi kritik yerlerin temizlenmesi umutlarımızı diri tutmaktadır. Can Azerbaycan durmayacak, zulmün kökünü heyecanla kazıyacaktır. İhanetin hesabı sorulacaktır. Kanımızla yanlarındayız. Varlığımızla arkalarındayız. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçmesi için duacı ve destekçiyiz. Bu gelişmeler karşısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ön şartsız katılması bir varoluş namusudur. Güç birleşmeli, Türk milletini tek yumruk halinde hedefe kilitlenmelidir. Nahçıvan'ın kaderi Bakü'dür. Aksi halde kudurmuş Ermeni çeteleri burayı da üşüyebilecektir.
Bize göre Azerbaycan Ermenistan çatışmasının ateşkes, diyalog, müzakere, diplomasi gibi kandırmacalar yoluyla çözüm teklifleri şu aşamada tuzaktır, tertiptir, yenilgiye onaydır. Mütecaviz düşmanın beli kırılmadan, askeri başarı siyaseten tasdik edilmeden kurulacak her masa tavizdir. Ermenistan'ın silahlı çeteleri ya Dağlık Karabağ'dan çekilecekler ya da ezileceklerdir. Sürekli yerinde sayan, Ermenileri kollayan, işgali kabullendirmeye çalışan icazetli ve ipotekli MİS grubu iflas etmiştir. Cinayetler karşısında miskinleşen MİS grubu sessizdir. Küresel vicdan suskundur. Ermeni işgal güçlerinin elebaşı olan bir katil artık Azerbaycan'ın büyük kentlerinin de hedef olduğunu açıklamıştır. Çatışma bölgelerinde bozgun yaşayan Ermenistan, İran sınırından içeri sokulan PKK-YPG'li teröristleri de yanına alarak mazlumlara ateş ve ölüm yağdırmaktadır. Bu barbarlığın döktüğü kanların bedeli damla damla terör devleti Ermenistan'a ve cani toprak ortaklarına ödettirilecektir. Güney Kafkasya'da çözümün tek yolu Ermenistan'ın işgal ettiği Türk topraklarından bahanesiz çekilmesi, Dağlık Karabağ'a Azerbaycan bayrağının dikilerek egemenliğinin teyit edilmesidir. Başka çare yoktur, başka seçenek yoktur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere bazı ülke ve uluslararası örgütlerin ateşkes çağrıları boşunadır. Geçmişte yine aynı konseyin Ermenistan işgalinin sona ermesi, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a iade edilmesi hakkındaki kararları ortadadır. Diğer yandan Macron'un Suriye'den intikal eden 300 cihatçının çatışma bölgesine getirildiğini söylemesi hayal mahsulüdür, şizofrenik bir yalandır. Macron, Türkiye'nin siyasi açıklamalarını not alıyormuş. Varsın kanlı kalemiyle not alsın dursun. Dileğim sorulacak hesabımızı yazmayı da asla unutmasın. Üstelik NATO'yu göreve davet ederek Türkiye'den izahat etmesi küstah bir taleptir. Kurdun boynu kalınsa kendi işini kendi yaptığından dolayıdır. Türk milletinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Hadi Fransa'nın Merlun açıklamasını normal karşıladık diyelim. Peki bu CHP'ye ne oluyor? Hangi çıkar odakları bu CHP'yi kontrol ediyor? Kimler bu CHP'nin tarlasını sürüyor? Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını, milis ya da cihatçı grupları bölgeye aktardığını kaygılı bir üslupla söyleyen CHP'nin dış politika başdanışmanı ve eski Baku Büyükelçisi'ne ne diyelim? Bu sefil sefirin sözlerini niye yoralım? Nasıl yorumlayalım? Macron ne diyorsa bunlar servis ediyor. Ermenistan hangi iftiraları atıyorsa bunlar aynısıyla dile getiriyor. CHP yönetimine sesleniyorum. Bir kez olsun kalbiniz milletle çarpsın. Bir kez olsun siyasetiniz soydaşlarımızın sesine ses olsun. Bu partide genel başkan adayı olmuş bir şahıs da çıkmış, savaşa hayır demiş. Bu CHP'liler dikiş tutmayan yama gibi. Biri sussa diğeri açık veriyor. Biri dursa diğeri mayına basıyor. Ermenistan'a aklayan ve arkalayan kim varsa tavsiyem derhal Erivan'a irtica etmesi, hatta silahlanıp kandaşlarıyla birlikte ihanet mevzisinde yerini almasıdır. CHP Genel Başkanı ya çevresindekilere ayar vermeli, hatta kulaklarını çekmeli ya da tarafını belli ederek
Paşinyan'ı kucaklamak maksadıyla kollarını açıp yeni bir yürüyüşe başlamalıdır. Zira kendisine ayrıca 1915 olaylarını sözde soykırım olarak değerlendiren ahlaksız parti yöneticilerine yakışan tam da bu olacaktır. Hünhar Ermeni saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Türkiye'nin etrafı husumet ablukasına alınmıştır. Ülkemiz Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a saldırmasıyla birlikte 7 ayrı noktada hedefe koyulmuştur. Ermenistan, ABD ile Rusya arasında derinleşen nüfuz mücadelesinin dekoru ve sahne ülkesidir. Erivan zincirlidir, reyin altındadır. Tasma boğazındadır. Dağlık Karabağ sorunu esasen Hazar'dan Ukrayna'ya uzanan, Karadeniz'den Akdeniz'e hatta Afrika'ya kadar genişleyen coğrafyalardaki jeopolitik, jeoekonomik rekabetin merkez üsleri arasındadır. Bu itibarla Dağlık Karabağ'daki ağır tabloyu Doğu Akdeniz'deki komplo ve tahriklerden ayrı değerlendirmek hatadır, son derece mahsurludur. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin tutumu haklıdır, uluslar hakaka uygundur. Buna karşılık Yunanistan adeta krizi tırmandırmakla, mesul çözümsüzlüğü kemikleştirmekle meşguldür. ABD ile Yunanistan arasında yeni stratejik işbirliği mimarisinin geliştiğine yönelik iddialar gündemdedir. Hidrokarbon kaynakları alanında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında kurulan mekanizmalara ABD de dahil olmuştur. ABD, Yunanistan ortak açıklamasında Doğu Akdeniz'deki doğalgazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Girit üzerinden Avrupa'ya aktarılmasını öngören boru hattı projesine destek verilmesi oldukça düşündürücüdür. Enerji alanında Türkiye'yi tecrit etmek isteyen ve failleri belli olan kirli bir senaryo tedavüldedir. Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızın korunması ile birlikte deniz yetki alanlarının hakkaniyet ölçülerine, uluslararası hukuk ilkelerine, adalet temeline uygun şekilde çözümü kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türkiye hakkından vazgeçmeyecektir. KKTC'nin hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarının yok sayılması, Akdeniz'i her türlü ihtimale açık hale getirecektir. Dün Türkiye'yi ziyarete gelen, iki ülke arasındaki arabuluculuğa soyunan NATO Genel Sekreteri öncelikle Yunanistan'ı ikaz etmeli, Brüksel'de yapılması planlanan toplantıdan bize göre kaçan bu ülkenin haksızlığını tescillemelidir. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını pazarlık konusu yapmayacaktır. Yunanistan onun bunun tetikçiliğini heves etmekten kaçınmalı, tarihteki mağlup ve kepaze hallere yeniden düşmekten sakınmalı, Türkiye'nin sabrını sınamaktan derhal uzak durmalıdır. 1 Ekim 2020 tarihinde toplanan Avrupa Birliği zirvesinin üstü kapalı tehditleri bizi inancımızdan ve irademizden caydıramayacaktır. Preveze deniz zaferiyle Türk gölü olan Akdeniz'den Türkiye'yi dışlayacak, geri adım attıracak, başını eğdirecek herhangi bir ülke henüz yeryüzünde yoktur. Bundan sonra da olamayacak. Olmayacak, yapamayacaklar, başaramayacaklar. Türk milletine diz çöktüremeyecekler. Türkiye'yi teslim alamayacaklar. İşgalcilerin karşısına ağrı dağı gibi dikilip alayını birden besmele duymuş şeytana çevireceğiz. 6-8 Ekim olayları ile ilgili yürütülen soruşturmanın ucu nereye dayanıyorsa dayansın, oraya kadar gidilmeli. 35 ilimizde, 68 ilçemizde halkı sokağa döken
53 kişinin ölümüne neden olan bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir. Kobani bahanesiyle Türkiye'yi yakıp yıkayanlara talimat Kandil'den verilmişti. CHP'nin övdüğü, ipin değer verdiği terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur. Hiç kimse demokrasi, insan hakları, özgürlük paravanının ardına saklanmasın. Hainleri, destekçilerini Türkiye'yi bölme ve işgal planı yapan, bunu da piyonlarına talimatlandıran müstevlileri gizleyecek hiçbir kamuflaj, hiçbir maske yoktur. Aransa da bulunamayacaktır. Geçmişte Kobani'ye selam yollayan, sahası serok olarak anılan eski başbakan yalanı dolanı bıraksın da hezimetlerini PKK, YPK'ye zeytin dalı uzatan karanlık ilişki ağlarını açıklasın. Evet, değerli başkanım, konuşmamız için teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz.